Şunu biraz daha yoldan çekilelim. Bak domana kartları yoktan yapıyordum. Bir de koku ada çıktı. Öğleden beri eve de giremiyorsun. Git evin içine girilme. Ne yapalım? Şimdi ben arkadaşlara açıklamayı yapacağım gereken akımı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Elinden geldi o kadar bize yardım et oğlum. Dua ederiz inşallah. Şimdi arkadaşlar savcılıktan arama iznimiz olmadığı için belirli bir kolluk kuvvetiyle yanımda meclis üyesi arkadaşım da var. Muharrem nerede? İçeride. Şöyle bizim hatta. Muharrem Bey de olsaydı yanımdaydı. Sordum neresi? Oratek firmasından bugün aldığımız ihbarlarda gündüz saatlerinde zabıta ve kolluk kuvvetlerimizi bölgeye acilen sevk ettik. Yalnız fabrikada bugün gelen malzemenin görevliler tarafından teslim alınmadan indirildiğini şu an tespit ettik. Savcılıktan arama iznimiz olmadığı için fabrikaların diğer bölümlerini görme şansımız olmadı. İzmit bölgesinden buraya getirilen tehlikeli atık sınıfında olan yanmış bir demir yığını var ortada. Acayip bir koku yayıyor ve çok rahatsız edici. Bugün hepiniz zaten maskelisiniz. Biz Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak başkanımızın görevlendirmesiyle buraya geldik. Tespit tutanaklarımızı tuttuk. Ama bu tespit tutanakları inanın resimli. Ve onların içinden numuneler alınıp Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne götürülüyor şu an. Çevre ve Şehircilik'ten gelen arkadaşlarımız da bu bölgede. Onlar da şu an tespit tutanaklarını tutuyor. Bunların aldığı Orotek firmasının aldığı bir chat raporu var. Zaten o chat raporuna göre, valilikten alınan chat raporuna göre buraya ruhsat verilmiş. Tehlikeli atıkların işlenmesiyle ilgili. Ama buraya sık sık denetim altında tutulması ve elimizden gelen sizlerin buranın menfaatine uygun, tarımsal alana uygun bu tür daha firmaların bu bölgede ruhsat alınmasını ve chat raporunun alınmasının engellenmesi. Yani Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halit Pospek de bu konunun üzerinde özellikle duruyor. O bölgedeki vatandaşlarımın hiçbirinin rahatsız olmasını istemiyorum. Gereğini git orada yap. Şu an ben zabıta ve memur arkadaşlarımla bu bölgedeyim. Bizler elimizden geleni yapacağız. En ağır yaptırımlar. Yani sizleri kimsenin zehirlemesine biz müsaade etmeyeceğiz. Biz istiyoruz başkanım. Yani en ufak bir hayvan kokusundan milletin ahırları kapanıyor. Tarım yapıyoruz biz. Burada bu kokuda bu fabrika kapatılmıyorsa bizim daha hiçbir söyleyecek bir şeyimiz yok. Biz mi yapalım yani? Hakkımızı biz mi arayalım? Adaletimizi biz mi kuralım? Ben bir açıklamamı yapayım. Ben anlatayım. Bana bir müsaade edin. Ben de bu yörenin insanıyım. Burada benim ailem, arkadaşlarım, akrabalarım, bacılarım, kardeşlerim hepimiz buradayız. Sizlerin soluduğu havayı ben de soluyorum. Siz dediğiniz yediği aştan, yemekten ben de yiyorum. Birbirimize selam alıyoruz, selam veriyoruz. Yani ben bu bölgeye gelemem. Sizlerin yüzüne bakamam. Biz size özellikle yani bana güveniyorsunuz. Bu güveni biz başkanımızdan alarak sizlere hizmet olarak geri döndüreceğiz. Bu konunun inanın takipçisi olup bu firma hakkında gereken işte hukuki yönden, yasalar yönünden en ağır müeyyide olan cezaları almasını sağlayacağız. Yani burada çok kötü bir manzara var içeride. İşte sayın savcımızdan müracaat edildi mi edilmedi mi bilmiyorum. Kolluk kuvvetimiz, jandarmamız. Arama izni alsaydık belki diğer bölgelerinde gezme şansımız olacaktı. Gökhan Bey bir şey sorabilir miyim? Başkanım daha önce de aynı şikayetten burada halk şikayetçi oldu. Fakat aynı şekilde göz ardı edildi. Daha tamam. Önce de şimdi şikayet edildi. Bizler göreve geldik. Herkese verildi. Herkese bizler göreve geldik. Herkesin de bilgisi var. Tamam. Siz koku gelen yere gelebildiniz mi? Şu an icra kurulundayız. Aynısı dosya halinde oldu. Hocam müsaade edin. Şu an icra kurulundayız. Sizin bizlere verdiğiniz oy bizlerin namusudur. Bizler ona en güzel şekilde sahip çıkacağız. Ve bu firma hakkında gereken işlemi inanın başkanımızın bize tebliğ ettiği görev ve yetkilerle bu firmayı gözlem altında tutup gerekli işlemleri yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah. Sizler bize yetki verdiniz. Biz bu yetkiyi sizin lehinizde kullanacağız.
Ben buradan kamuoyuna sesleniyorum arkadaşlar. Bölgede istihdam yaratmak adına gelip bizim bölgemizi hiçbir firma zehirlemesin. Yani buradan siyasilere sesleniyorum. Özellikle İktidar Partisi'nin siyasilerine. Zonguldak Valiliğinden verilen chat raporlarının nasıl verildiğini bilmiyorum. Bu raporları verirken biraz daha hassas olmalarını ve bu tarım arazisi ilan edilmiş bölgelerde bu türden chat raporlarının ve tehlikeli atık işlenen bölgelerde bunların işlenmemesi için bu bölgelerden bu chat raporlarının iptal edilip başka bir bölgelere taşınmasını istiyoruz. Bunların gideceği yerler gitsinler gemi çekim tesislerine. Yani ben buradan bir isim kullanmak istemiyorum. Bunların yeri burası değil. Buralar tarım arazisi. Buralarda içme sularımız var. Burada su kaynaklarımız var. Burada tarım yapan analarımız, bacılarımız var. Buradan bir kere Ankara'daki siyasi baronlara sesleniyorum. Bunu herkes böyle bilsin. Kimse Karadeniz Ereğli'nin üzerinde ve bu mahallenin, bu vadinin üzerinde hiç kimse oyun oynamasın. Yani birileri para kazanacak diye ben vatandaşım burada değil etmem. Bunu herkes böyle bilsin. Buradan sizleri uyarıyorum. Bir daha da ikaz etmeyeceğim. Bakın sizlerden aldığımız yetki, namusu, hakkınızı savunarak en güzel şekilde hukukta da gerekirse sizlerle beraber eylemlerde de bunu yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Başkanım. Size sevgi saygılar bir şey daha eklemek istiyorum ben. Bana şimdi sormak istediğiniz sorular varsa. Nöbetçi savcılıktan buraya arama izni çıkartılamıyor mu? Efendim ben şu an içeride bakın tek tek gidelim. İçeride savcı görevli kadar biz burada başkanım. İlçe jandarma komutanımız var burada. Evet. Kendisi kendisiyle konuştum. Komutanım dedim. Savcımızın bilgisi var mı? Gerekli izinleri alabilirsek burada arama yapmaya iznimiz var mı? Ben şimdi diğer ona kadar burada parmak sallayarak siyasi olanlar Ankara'dakiler, İstanbul'dakiler sizi biliyor diyen bir çoktan arkadaşım çıktı. Geldim sizden talep ediyorum. Sizleri uyarıyorum dedim. Siyasi olanlar kendinize dikkat edin.